Fotosentez yapan bir bakteride. Bakteri prokaryotik özellik gösterir. Prokaryot olduğu için çekirdek zarı ve zarlı organelleri yoktur. Fotosentez olayını yaparken sitoplazmada bulunan klorofiller ile fotosentezini gerçekleştirir. Bu yüzden bakteride ribozom bulunur, klorofil bulunur, hücre duvarı bulunur, hücre zarı bulunur. Ama mitokondri çift zarlı bir organeldir. Bakteri prokaryot olduğundan dolayı mitokondri bulunmaz. Cevap E. Bütün canlılarda protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Bu yüzden protein sentezinin ribozomlarda gerçekleşmesi bu canlının bakteri ya da arke olduğunu ispatlamaz. Yani prokaryot olduğunu ispatlamaz. Tek hücreli olmaları yine protista aleminde de tek hücreli canlılar vardır. Bu yüzden bakteri ve arkelerin prokaryot olduğunu ispatlamaz. Kalıtım materyalinin sitoplazmada bulunması bakteri ve arkelerin prokaryot olduğunu gösterir. Çünkü ökaryot hücrelerde kalıtım materyali kesinlikle sitoplazmada bulunmaz. DNA mutlaka ya çekirdeğin içinde ya mitokondride ya kloroplastta, kromoplastta, lökoplastta yani zarlı bir organel içerisinde ancak bulunabilir. Kalıtım materyalinin sitoplazmada bulunması bakteri ve arkelerin prokaryot olduğunu kanıtlar. Cevap C. Buradaki reaksiyon dizisi enzimlerin takım halinde çalışmasına örnek verilebilir. Buna göre bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. E1 enziminin ürünü M maddesi, E3 enziminin substratıdır söyleyebiliriz. Enzimler takım halinde çalışabilir söyleyebiliriz. E2 enziminin çalışmaması S maddesinin oluşumunu etkilemez. Yanlış bir ifadedir. E2 enzimi çalışmazsa N maddesi sentezlenemez. N maddesi sentezlenemezse S maddesi de sentezlenemez. R maddesinin oluşabilmesi için 4 enzim de görev yapmalıdır. R maddesinin oluşabilmesi için enzim 1, enzim 2, enzim 3 ve enzim 4'ün görev yapması gerekir söyleyebiliriz. Her enzim kendine özgü bir tepkimeyi katalizler. Herhangi bir enzim çalışamadığında bir başka enzim onun görevini yerine getiremez. Her enzim kendine özgü bir tepkimeyi katalizler söyleyebiliriz. E2 enziminin çalışmaması S maddesinin oluşumunu etkilemez ifadesi yanlıştır. Cevap C. Amip, öglena, paramecium ve plazmodium verilmiş. Hepsi de ökaryotik hücre özelliği gösteren tek hücreli canlılardır söyleyebiliriz. 1, 2 ve 3'ün aktif hareket etme özelliği vardır. Amip'te yalancı ayak var. Öglena'da kamçı var. Paramecium'da ise siller var ve bu üçü de aktif olarak yer değiştirebilir. Üçün hem bitkisel hem de hayvansal özellikleri bulunur. Öglena hem fotosentez yapar, bu yönüyle bitkiye benzer, hem de hetetrof beslenir, bu yönüyle de hayvana benzer söyleyebiliriz. Dördün ototrof beslenen formları vardır. Plazmodium parazit bir canlıdır. Hastalık yapıcı, sıtma hastalığının da mikrobudur. Bu yüzden plazmodyumun ototrof beslenen formları yoktur. 1, 2 ve 3 bölünerek eşeysiz çoğalabilir. Bu canlılar bir hücreli canlılar olduğu için bölünerek eşeysiz çoğalabilir. 4'ün yani plazmodyumun ototrof beslenen formları vardır ifadesi yanlıştır. Cevap D. X canlısının Y, Z, T ve R canlıları ile ortak sınıflandırma birimleri gösterilmiş. Buna göre Y ile olan ortak özellik sayısı Y ile X canlısının ortak özelliği 4 taneymiş. T ve R'ye göre daha fazladır. T ile 3 tane, R ile 1 tane söyleyebiliriz. Z ile aynı kromozom yapısına sahiptir. Z ile aynı türde yer aldığı için kromozom sayısı da aynıdır söyleyebiliriz. R ile evrimsel akrabalığı yoktur demiş. R ile aynı sınıfta yer almaktadır. O yüzden evrimsel akrabalığı vardır. Yanlış bir ifadedir. Y, Z ve T ve R ile aynı şubede yer alır. Sınıfları aynıysa sınıfları aynı olan canlıların şubeleri de aynıdır. O yüzden söyleyebiliriz. Z ile protein yapı benzerliği en fazladır. Z ile aynı türde de yer almakta. Bu yüzden Z ile
protein yapı benzerliği en fazladır. R ile evrimsel akrabalığı yoktur ifadesi yanlıştır. Cevap C. Enzimin yapısını incelediğimizde enzimin yapısında bir protein kısım bulunur. Bir de enzimin yapısında yardımcı kısım bulunur. Protein kısma apoenzim diyoruz. Yardımcı kısımda vitamin olursa koenzim ismini alır. Mineral olursa kofaktör ismini alır. İki farklı insandan. İki farklı enzim. A enzimi ve B enzimi alınmış. Enzimlerin farklı olmasının temel sebebi farklı enzimlerin farklı protein kısımları vardır. Yani protein kısım farklıdır. Bu yüzden yapılarına katılan apoenzim çeşidi aynı olamaz. En iyi etkinlik gösterdikleri sıcaklık değeri aynı olabilir. Yani iki farklı enzim aynı sıcaklık değerinde çalışabilir. Yapılarına katılan koenzim çeşidi aynı olabilir. Bir enzim sadece bir çeşit koenzimle çalışırken farklı enzimler aynı koenzimle çalışabilir. Yapılarına katılan kofaktör çeşidi aynı olabilir. Farklı enzimler aynı kofaktörle çalışabilir. En iyi etkinlik gösterdikleri pH değerleri aynı olabilir. Ama yapılarına katılan apoenzim çeşidi farklı enzimlerde aynı olamaz. Cevap A. Aşağıdaki tabloda farklı sınıflardaki KLM omurgalı canlılarına ait bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bire baktığımızda KLM'de boşaltım organı böbreklerde, doğru bir ifade. Hepsi omurgalı canlı olduğu için omurgalılarda boşaltım organı böbreklerdir. 2'ye baktığımızda M'de vücut sıcaklığı sabittir demiş. M'ye baktığımızda akciğer solunum var, iç döllenme ve kalpteki olacak sayısı ise 3. 3 olduğundan dolayı kirli ve temiz kan karışır. Dolayısıyla sıcak kanlı değil soğuk kanlıdır. 2 gitti. 3'e baktığımızda KLM'de kapalı dolaşım sistemi bulunur. Omurgalı canlıların hepsinde kapalı dolaşım sistemi bulunacak. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 C seçeneğidir. Birinci deney tüpünde yağ asitleri ve gliserol oluştuğuna göre birinci deney tüpünde sindirime uğrayan madde yağdır. İkinci deney tüpünde aminoasitler oluştuğuna göre ikinci deney tüpünde sindirime uğrayan madde proteindir. Üçüncü deney tüpünde glikoz oluştuğuna göre üçüncü deney tüpünde konulan madde bir polisakkarit veya disakkarit olabilir. Yani bir karbonhidrat molekülüdür. Buna göre birinci deney tüpünde bulunan molekül lipid olup X ester bağlarını yıkmıştır söyleyebiliriz. İkinci deney tüpünde protein bulunup Y peptit bağlarını yıkmıştır söyleyebiliriz. Üçüncü deney tüpünde nişasta bulunup Z glikozit bağlarını yıkmıştır. Nişasta olduğu konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu yüzden doğruluğu kesin olan ifade 1 ve 2. ifadedir. Cevap C. Yukarıda verilen X, Y, Z, T ve R hayvan türlerinin hangilerinin ortak olarak yer aldıkları sınıflandırma birimi sayısı daha fazladır denmiş. Şimdi burada en fazla benzer özelliklere bakmamız gerekmekte. Örnek olarak X'e baktığımızda burada süt bezlerine sahip iç iskelet bulunmakta, akciğer solunum var, sabit vücut sıcaklığına sahip ve su ortamında da yaşayabilme kabiliyetine sahipmiş. Şimdi X'e en fazla benzeyen canlıya baktığımızda burada R olduğunu görürüz. Sadece su ortamında yaşayamadığını görürüz. Dolayısıyla burada en fazla birbirine benzer canlılar X ve R canlılarıdır. Çünkü en fazla ortak özellikleri X ve R'de görülmekte. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği X ve R'dir. 1 ve 2. canlı memeliler sınıfına aittir. O yüzden 1 ve 2. canlıda süt bezleri bulunur söyleyebiliriz. 3 ve 4. canlı soğukkanlı canlılardır. Yani değişken vücut ısısına sahiptir söyleyebiliriz. 5 tüm yaşamı süresince, 4 ise larval döneminde solungaç solunumu yapar. 5 larva döneminde 5 tüm hayatı boyunca, kurbağa ise larval döneminde solungaç solunumu yapar söyleyebiliriz. 1, 2 ve 6'nın 1, 2 ve 6'nın akciğerlerinde alveol bulunur. Kartalın akciğerinde alveol bulunmaz. Yanlıştır. 1, 2 ve 6 4 odacıklı kalbe sahiptir. Yarasa, balina ve kartal 4 odacıklı kalbe sahiptir söyleyebiliriz. 1, 2 ve 6'nın akciğerlerinde alveol bulunur ifadesi kartalın akciğerinde alveol bulunmadığından dolayı yanlıştır. Cevap D. Hayvanların vücudunda üretilemeyip
dışarıdan ototrof canlılar tarafından üretilerek alınan maddelere biz esansiyel maddeler veya temel maddeler diyoruz. Bu esansiyel maddelere örnek olarak bazı aminoasitler örnek verilebilir, bazı yağ asitleri örnek verilebilir ve bazı vitaminler esansiyel temel maddelere örnek verilebilir. Temel aminoasitler hiçbir şartta insan vücudunda üretilemez. Mutlaka dışarıdan ototrof canlıların ürettiği bir madde olarak, besin olarak dışarıdan alınmak zorundadır. Hemoglobin insan vücudunda al yuvarlarda üretilir. Glikojen depo maddesidir. İnsan vücudunda üretilebilir. Doymuş yağ asitleri insan vücudunda üretilebilir. İnsülin insan vücudunda üretilebilir. Temel aminoasitler insan vücudunda üretilemez. Cevap B.